Ağabeyim Ali Said'in vefatının ardından bildiğiniz gibi hisseler %60'a %40 oranında bölündü. Ve bu bölünme bir takım sorunlara yol açmaya başladı. Bizim ailemizin kuralları bellidir. Aile reisi olarak Ali Said Bey'in yerine sen seçildin. Bu bapta senin hisse oranının düşük olması hiçbir şeyi ifade etmez. Şirketlerin başına kadınlar geçemez. Aynen öyle Kadri Ağa. Geliyor ki Saadet ve Hilal'in itaatsiz davranışları holdingi şirketler bazında parçalanma noktasına getirdi. Batman'dan evlat edindikleri Bahar denilen kızı yönetim kuruluna sokma cüretini dahi gösterdiler. Saadet Hanım, oysaki çok muhterem bir hanımefendidir. Böyle davranmasının mühim bir sebebi vardır. Orası öyledir de, söz bana kalırsa şirketleri böleceğine kadınlara hak ettikleri cezayı ver gitsin. Saadet Hanım'ın aşiret içinde büyük bir ağırlığı vardır. Ona yakın olanlar, sözünden çıkmayanlar. Üstelik o Ali Said Bey'in mirasını taşıyor. Unutma, Ali Said Bey'in ne bir oğlu ne de bir torunu var. Sen bu yüzden bu aşirete reis oldun. Saadet Hanım'a sadece kadın gözüyle bakamazsın. Asıl onlara bir şey olursa bu holdingin bölünmesinden daha büyük bir bölünmeye yol açar. Aşiret içinde büyük bir kırılma olur. Bu yüzden şimdilik kol kırılacak ama yen içinde kalacak. Ahırın kapısını kapalı tutasın ki içindeki davarın kıçı görünmeye. Biliyor musun? Şu anda holdingde aile meclisi toplantısı var. Sen niye yoksun? Ben henüz babamın mahdumuyum da ondan. Peki ne konuşuyorlar? Hepimizin geleceğiyle ilgili şeyler. Bir sürü emeklerle bu hallere gelmiş holdingin bu şekilde dağılıyor olması beni gerçekten çok üzüyor. Bu ailede her şey yalanlar üzerine kurulmuş. Yıkılmamasını beklemek saflık olur. Affedersin. Efendim. Anlıyorum. Beni affet. Hemen çıkmam gerekiyor. Önemli değil. Görüşürüz. Geri geleceğim. Holdingin bölünecek olması sizi endişelendirmesin. Hatta belki gözü bizim üzerimizde olan bir takım kesimin güçsüzleştiğimizi düşünmesi bizim için artı bile olabilir. Şimdi gelelim asıl meseleye. Türkiye'nin gündemi malum. Yıllardır hayalini kurduğumuz şeye çok yaklaştığımızın herhalde hepiniz farkındasınızdır. Gün bugündür. Habur sınır kapısının kapanmasından korktukları için Kuzey Irak'ta ciddi bir yiyecek stoku yapılmaya başlandı. Son bir haftada talep %300 arttı. Mal yetiştirmekte zorlandığımız dahi oluyor. Malum kış da geldi. Kar çoktan yağdı. Her şeyin üstünü örttü. Bahara kadar da kalkmaz. Balon iyice şişti. Artık ihtiyacımız olan şey ufacık bir iğne. Bizim konu hakkındaki duruşumuz bellidir Cahit. Bunun için gerekirse bazı canlar feda edilebilir. Ufak gibi gözüken bir suikast şu noktada İki toplum arasındaki kaderi belirleyebilir. Tabii ki üzücü olan canını verecek kişinin
bizim tarafımızdan biri olması olacaktır. Ama kimimiz fikriyle, kimimiz parasıyla, kimimiz de kanıyla bu mücadeleyi desteklemek zorundadır.